Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Evet, ben biraz öyle rahatsız olduğum için bu haftanın enerjisini sizlere yükleyemedim. Geç bir vakit olarak yükleyebilirim diye söyledim. Kendi kendime yani düşündüm, taşındım. Dedim ki tamam, bugün çarşamba oldu, perşembe, cuma oldu. Ama ben yine de yükleyebilirim. Ve gayet rahat da, hatta bir 10 günlük enerji gibi de buna bakabilirsiniz. 5 Haziran'a kadar olan ki enerjiye bakabilirsiniz. Ben tekrar haftalık normal rutin yüklemeye devam edeceğim. Bu sefer böyle biraz gecikmeli oldu. Çünkü rahatsızlığımdan dolayı bakar mısınız, hala burada yaralar var. Fondötenle biraz kapamaya çalışıyorum. Ama ne kadar kapasak da ortada görünen köy kılavuz istemiyor. Biraz rahatsızlığım ağır seyrettiği için böyle bir şey oldu. Bir ihmalkarlık oldu. Her şey insanlar için. Evet efendim, buralarda bir yerlerde abone ol tuşu var. Biliyorsunuz artık abone olunuz. Ve hep birlikte yol alalım. Bu kanalı da 100 binlere, 400 binlere, 500 binlere ulaştıralım. Ve aynı zamanda da diğer kanalım Neslihan Şirin, iki tane kanalım var. Ve Neslihan Şirin kartlarından almak isterseniz, kendim bizzat yaptığım kartlar, hem tarot kartları hem olumlama kartları çok revaçta. Tarot bakan arkadaşlarım da sürekli benden istiyorlar ve gönderiyorum. Ve aynı zamanda da özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram yine bu videonun altında bulunmakta. Abone olmadan izleyen arkadaşlar, hadi bakalım unutmayın, hemen abone ol tuşuna basın. Alma verme dengesi açısından bir de beğeni, bir de aldık kabul ettik derseniz, canlarım benim. Evet, birazdan buhar alıp uçacağım, yalnız çok sıcak. Ama gerçekten çok sıcak. Evet, biz seçimimizi yapalım. Ay mı, güneş mi? Ay mı, güneş mi? Evet, ıslaklık olmasın şurada. Hemen ay ya da güneş olarak seçebilirsiniz. Düşünün şimdiden. Bir 10 günlük enerji yapalım bunu. Çünkü gecikmeli yaptık. Hafta sonu içinde bakabilirsiniz. 10 günlük enerjiniz bugünden itibaren. Tabii ki diğer haftalığı da çekeceğiz. Enerjiler iç içe karışır ama bunu da unutmayın. Yine önümüzdeki hafta pazartesine kadar ya da bir 10 günlük içinde dileyebilirsiniz. Şimdi hemen efendim, ben de aynı şekilde diliyorum. Ben dilek dileyerekten yol alıyorum. Evet, ay mı, güneş mi? Evet, ben dileğimi diledim. Bakın gerçekten dilerken bile kafa sallıyorum. Evet, şimdi geldik bakalım. Bir şeyleri hayatımızdan yok etmemiz, çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu 10 gün içinde ya da önümüzdeki pazartesine kadar. Yeni ay haftasındayız. Tabii ki bir yeni ay oldu. Yeni ay videomu da aşağılara bir yerlere bırakırım. Zaten yeni ay videosu Haziran'ın 15'ine kadar etkili. Sonra Dolunay'ın etkisi altına giriyoruz. Ama yeni ayı da yadsımayın. Yani çok çok önemli bu yeni ay ve Dolunaylar. Ayın kalitesini belirliyor diye her zaman size söylüyorum. Şimdi burada büyük bir şans, büyük bir kısmet, talih, şans, bunları lütfen göz önüne alın. Aldık kabul ettik derseniz çok çok mutlu olurum. Kendim ve sizin adına. Çünkü bu daldır kepçe şansı, biliyorsunuz suların içinden gelen. Şöyle yapabiliriz. Suların içinden gelen harikulade bir şans. Evet. Yani bunu lütfen aldık kabul ettik değil. Zaten bu 10 gün içinde ya da 5 Haziran'a kadar hangini baz alırsanız alın. Bir yalan dolan var, biliyor musunuz? Yani bir yalan dolan nasıl olabilir? Kanma, kandırılma, özellikle flörtlerde bunlara dikkat edin. Çünkü bir yalan dolan kartı çıktı. Ve aynı zamanda bir araba kartı çıktı. Arabanızla ilgili olaylar ya da işte servise götürme veyahut da yeni bir araba alım satım ya da yollar ya da ailevi olarak bir yerlere gitmeniz ve cesaretli ilişkiler, bunlar hepsi bu kartın anlamı içinde. Yani taşınmayı, ailevi olarak bir yere nereye gidebilirsiniz, taşınma yapabilirsiniz gibi tarzı söyledim. Ve bir şeyleri bitirmen gerekiyor. Şu da ne diyormuş, şelalelerce. Sen biraz çabasız duruyorsun. Zaten hayat akıp gidiyor. Sen çabasız duruyorsun. Ama bunun için biraz kendini kadere bırak. Ama çok da bırakma yani. Biraz da yönetmeye çalış. Hem der ki bu kart çok çabasızsın. Ama aynı zamanda da biraz çabasız ol.
Onun ortasını siz bulacaksınız. Gereken yerde çaba göstereceksiniz iş konularında. Aşk konusunda çok aşırı çaba göstermeyin. Biraz kadere bırakın. Çok çaba gösterip de çok aşırı dilek dilep isteyenler var. Fakat sonrası pişman olabiliyorlar. Yani bunun için de ben diyorum ki ne istediğinizi iyi seçin. Yani ne istediğinizi gerçekten iyi seçebilirsiniz. Bu seçim sizin elinizde. Aşk kartımız çıktı. Hayatına beklenmedik bir anda aşk girebilir diyor. Evet doğru. Enerjini, sabrını, iradeni bir rahatlat, bir boş bırak. Yani sen sürekli eski aşklarını düşünürsen, evet aşk kartı ama bay bay kartı. Geçmişe bay bay kartı. Yani geçmişi böyle sürekli düşünürsen olmaz diyor. Geçmişteki aşklarıma, geçmişteki anılarıma, geçmişte yaşadığım olumsuz olayların hepsine teşekkür ediyorum. Ve ondan sonra onları gelmemek üzere postalıyorum evrene. Ve yeni, güzel, maddi, manevi, zengin hayatıma evet diyorum. Evet. Ve aşk dolu hayatıma. Bakın bir hem aşk kartıdır hem postala kartıdır. Nasıl da güzel çıkıyor ya. Ya nasıl da güzel çıkıyor. Lütfen size flört açısından yalanlar söyleyenler varsa dikkat edin. Şöyle bir poz vereyim mi ya? En güzel kart neydi? Hem kart hem şeyle poz vermek istiyorum. Ve bugün de böyle sellim püllüm çıktığım için özür dilerim gerçekten karşınıza. Haydi bakalım. Şöyle bir poz verelim, saçları düzeltip de. Ay böyle poz veren var mıdır videoda? Yoktur. Benden hariç kimse yoktur. Hadi bakalım. Bakıyoruz. Gözyaşı keder hemen saçıldı. İnşallah sevinç gözyaşlarınız olsun. Hamile bir insan ya da bebek istiyorsanız tam zamanıymış. Gelecekmiş bu istediğiniz size. Böyle kıvrımlı kırımlı labirent gibi yollardan geçiyorsun. Belki hayatın zorlu günlerini anlatıyor. Ama fincanın olan yer o kadar açıklık ki şuraya bakın yani ondan sonrası. Bir de biri size el vermiş böyle hadi bakalım gel bakalım hadi bakalım gel bir konuş ya da hadi bakalım gel bir söylem yap yani bir şeyler yap gibi. Burada çok güzel de bir uçak çıkmış teyare sanki böyle havalanıyorsun ve uçak çıkmış onun sonrasında uzun uzadıya bir şeyler anlatıyorsunuz birine böyle bıdı 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 bir şeyler anlatıyorsunuz ama anlattığınız kişilere lütfen dikkat edin yani bu kime ne anlatıyorsan dikkat et anlamında söylüyorum ben sana bunu ve bir anlamda evet S harfi, U harfi kapalı yerde çok sıkılan bir insan var. Veya bu sizsiniz yani çok sıkılıyorsunuz. Çıkış yolu bulamadığınız bir konuyu da anlatıyor olabilir. Ama bulacaksınız. S harfi, T harfi. Yurt dışı işleriniz var ise yüzüğümü düşürdüm arkadaşlar. Saçım yanmasın. Şöyle alıyorum. Evet. Ve aynı zamanda kapalı yerde sıkılan bir insan var. Biraz bir ağaç falan dikmenizi öneriyorum. Biraz doğayla iç içe olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Burada U ya da Ü olabilir. Böyle biri bir bomba patlatacak. Acaba bu sizsiniz herhalde ya da size gelecek bir haber gözüküyor. Böyle bir bomba haber ama bombastik bir şey yani. Çok güzel. Hadi bakalım inşallah. Bana da yazın alta biliyor musunuz? Bu hafta bu 10 gün içinde bir bomba patlıyor. Hadi bakalım. Yeni ay haftası hayırlı olsun. Dilek tutun. Gayet güzel. Aktı gitti, aktı gitti. Şimdi arkadaşlar burada sevgili ruhtaşlarım. O kadar güzel ki yani burada Dolunay ben bunu Dolunay gibi gördüm Dolunay'da bu güzel bir şeyler olacak yeni ayda tamamlıyorsunuz başlatıyorsunuz Dolunay'da tamamlıyorsunuz ama güzel bir tamamlanış olacak tertemiz kocaman bir göze benziyor sizi gözleyebilir ya da işte burada şimdi şöyle söylüyorum ben nazar da olabilir bakın nazar olabilir. Ama aynı zamanda 3 tane üst üste bir şey var. Aa en üstteki şurada hayal meyal çıkmış ama ne bu biliyor musunuz? Alaaddin'in sihirli lambası. Alaaddin'in sihirli lambası. Tertemiz. Ay bu halkayı bozmaya korkuyorum. Bu bir kocaman yüzük gibi bir şey. 5 rakamı gibi çıktı burada. Kafanızda sakın soru işaretleri kalmasın. Sözler, nişanlar, düğünler var. Bakın mahkemesi olanlar da feraha erecek.
M harfi de gördüm. Mahkemesi olanların da bu 10 gün içinde ferahlıkları var. Ya da böyle kendiliğinden Allah tarafından bir ferahlık da gelebilir. Aldık kabul ettik diyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Yine hatırlatıyorum, abone ol tuşuna basınız. Aldık kabul ettik deyiniz ve alma verme dengesini hep birlikte kuruyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Bakın hep almak da iyi değil yani. Hep almak. Hep sürekli almak da iyi değil, sürekli vermek de iyi değil, vermek de iyi değil. Hani ben yardım ediyorum gibi düşünebilirsiniz ama gerçekten sürekli vermek de iyi değil arkadaşlar. Dengede kalmak güzel. Geldik bakalım şimdi de sevgili güneşi seçenler, güneşi seçenler güneş gibi parlıyorlar. Ayı seçenler de ay gibi güzel derler ya, böyle ay gibi duru güzellik seçiyorlar. Evet şimdi burada bir korkularınız var, tereddütleriniz var ve nasıl bir şey bu? Geçmişe bakıyorsunuz, sanki böyle bir yeniden yaşadığım şey tekrar olur mu diye korkuyorsunuz. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Geçmiş yaşadığın bir şey kolay kolay olmaz. Bakış açınızda ne var burada? Bir canlılık, bir böyle kara bulutların dağılması. Burada böyle küslük, uyuşukluk, dargınlık, hayatınızda yani adım atamama. Niye adım atamıyorsunuz? Onu da tekrar size soruyorum. Niye adım atamıyorsunuz? Yani buradaki fincanı seçenler, siz burada her şeyiniz var. Dört tane kupa önünüzde, ilahi bir el. Bakın, ilahi bir el var burada ya. Bu gökyüzü yardımı o kadar güzel ki bunu göremiyorsunuz. Bir fırsat var. Güzel bir prens size fırsat getiriyor. Her şey aydınlanıyor. İlahi bir yardım geliyor. Ve burada çok savunmasız hissediyorsun kendini. Ayı hareket yaptığın zaman kendimi savunmasız hissediyorum. İleriye adım atamıyorum gibi düşünüyorsun. Ama lütfen böyle düşünme. Bak, seni burada dağların zirvesi bekliyor. Bak, burada seni gün döndüler bekliyor. Ay çekirdekleri, bir sürü bolluk bereket. Hadi adım at ve burada okuyalım bakalım. Lay 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 lay. Bütün umutlarım ve hayallerim birer birer oluşuyor. Kendime mutlu sonlar yaşama izni veriyorum. Karmanın yanması, eksik olanın tamamlanması, mucize durumların ortaya çıkması, bir durum senin umut ettiğinden çok daha güzel bir şekilde çözümleniyor. Mutlu son kartı. Ay, çok güzel, harikulade. Dilek dilemiştim ya arkadaşlar. Dileğime göre çıktı. Tabii ki sizler için de söylüyorum. Bu sadece bana odaklı bir şey değil. Hatta ben böyle karma olan karmaya baktığım, kıllarımdan karmaya baktığım güzel açılımlardan çok daha mutlu güzel sonuçlar alıyorum ve bunları baz alıyorum. Yani burç burç değil. Şimdi burç burçta bakıyoruz ama yükseleni var. Yükseleni izleyeceksin. Güneş burcunu izleyeceksin. Ve aynı zamanda haritanda bir sürü bir şeyler var. Onları izleyeceksin. Hadi bakalım. Şimdi tavşan, çok hızlı haber. Bir kargaşa yaşıyorsun. Çok cesaretli bir şey yapacaksın sen. Bu yurt dışı olayları olabilir. Y harfi var. Güzel pırlanta bir yüzük var. Ayağa kalkmış bir at görüyorum. Ve bir anlamda da U harfi, A harfi çıkmış. Evet. 8 rakamı var. Kargaşanın sonrası çok güzel bir şey var. Yani bir kargaşa yaşıyorsun ama kargaşadan sonra da güzellikler yaşıyorsun. Ve aynı zamanda aa, burada çok büyük bir hayvan var. Bir köpek, bir dosttur bu. Bir köpek, bir dosttur. Evet, ve aynı zamanda bu taraftan bakıldığında da balina gibi kuyruğu var. İki tane hayvanlarla ilgili güzellikler var. Evet, cam açık. Mumun ışığı böyle gidiyor geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir rüzgar esiyor. Evet arkadaşlar, yani bakın burada ben gerçekten çok güzel bir şeyler görüyorum. Hayatınızın adım atabileceğiniz, dostlarınızla birlikte yol alabileceğiniz güzel bir şey var. Hayvanlara biraz bir şeyler verin, yedirin. Evet, şehir dışı, yurt dışı yollar var. 9 rakamı çıktı. Hafiften dedikodular da var. Hadi bakalım. Atıyoruz, bakıyoruz. Hoppa. Dilekler zaten oluşuyor. Şimdi burada o kadar temiz, sizde de o kadar güzel bir şey var ki kocaman bir tencere gördüm. Aşırı derecede bolluk bereketi anlatıyor. Ve aynı zamanda
V harfi de ev ya da evlilikle ilgili olayları anlatıyor. Ve aynı zamanda kocaman bir karınca var. Karınca kararınca derler ya, sizler bir şey yapmaya istiyorsunuz, çalışıyorsunuz ya da beyniniz çalışıyor. Bir şekilde bir şeyler çalışıyor, ileriye hareket ediyor. Ve aynı zamanda Z harfi zenginlik demektir. Yurt dışı için gideceksiniz, orada çok güzel bir kısmet bekliyor size. Evet arkadaşlar, bir kısmet görüyorum. Sizi güzel bir kısmet bekliyor. Hani diyorsunuz ya, burada kısmetim yok mu? Yurt dışına çıkmazsanız da sizin kısmetiniz sanki böyle uzak yerlerde. Yani böyle oturduğunuz kentte, şehirde değil de bir kısmınızın uzak kentlerde gibi hissettim. Hadi bakalım. Şöyle bakıyoruz. Evet, dağın zirvesi. Dilekler bir sürü oluşuyor. Bir dağın zirvesi çıkmış. Doğaya, hayvanlara lütfen yardım edin. Bir de hedef, çok dalgın kafalar var sanki. Hedef böyle ok burayı gösteriyor. Siz başka tarafa bakıyorsunuz. Okun olduğu tarafa bakacaksınız. Bedeninizle, ruhunuzla, zihninizle ben bu hedefi istiyorum diyeceksiniz. İşte o zaman geliyor, biliyor musunuz? İşte o zaman geliyor. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Yine bu 10 gününüze lütfen bakın. Bir 10 günlük anlattım ben. Bu bir hafta bile değil. Ve yeni ay haftası olduğu için de. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Siz de beni seviyorsanız abone olunuz efendim. Abone olunuz. Ve lütfen artık beğeni yapın, yorum yapın ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum efendim. Hoşça kalın.